Yani gerontoloji için de örneğin mühendislikle ilgili kısımlar var. Tabii. Yani siz yürüme sorunu olan bir yaşlınızı veya bir kişiyi bir yerden bir yere transfer edecekseniz bir takım cihazlar kullanıyorsunuz örneğin. Hepimizin bildiği tekerlekli sandalyelerin üretiminden şimdi motorlu olan aküllere ya da uçakla seyahat edecekseniz ona göre asansörle alınıp indirilmesi, bunların hepsi aslında önden planlanmış. Hani 1930'lar diyoruz ya, yol alınmamış mı? Belediyecilikte alınmış. Buna uygun ulaşım hizmetleri verilmiş, organize edilmiş. Şimdi bunların tabii daha bilimsel temelli yapılmasını sağlamak amaçlı gerontologlar Türkiye'de yetiştiriliyor ama ben somut örnek olarak vermek için bunu söyledim. Siz yaşlınız veya ileri yaşlınız yürüyemiyor diye bir yere götürecekseniz bugün her çarşılarda örneğin bunu bazı kişiler belki bilmiyordur. Pek çok büyük alışveriş merkezinde yaşlara yönelik tekerlekli sandalyeler bulunmuştur. Hani bu yaşlı dostu belediyelerin değil mi, alışveriş merkezlerinin başarısıdır aslında. Bütün amaç sizin dediğiniz gibi sosyalizasyon sağlamak. Peki bir yandan da onların sağlık, şimdi kronik hastalardır ileri yaş grubu. Örneğin bir tansiyon hastalığı hep sürer, ilacını alması gerekir. Diyabet yine böyledir, sürekli kullanır. Kalp hastalığı keza böyledir. Alerji, kronik bronşler, bunların hepsi kanserler de dahil hepimiz biliyoruz yaşla beraber artan hastalıklar. Kas iskelet sistemi hastalıkları ve nörolojik hastalıklar. Geriatrist gördü, tedaviyi verdi veya yatalak bakımları oldu. Sonrasında evde bakım hizmetleri var ama bu kişilerin daha sonra aldıkları sağlık hizmetlerinin organizasyonunda gerontoloğun rolü var mıdır? Söylediğiniz gibi örneğin bakıma muhtaç duruma geldi, yatalak, evde bakılması gerekiyor. Hani evinde bakılmayı tercih etti bir kurum yerine. Bir bakıcı ayarlandı diyelim. Bu kişi bakım veren kişinin hani bu bakımı nasıl yapması gerektiği tabii ki biliyor bakım veren kişi. Yani eğer formal bir bakım veren, yani formal bakım veren bir kişi ise bilebilir ama hani bunun nasıl olması gerektiği, yani doğru yapıp yapmadığı. O bakıcıların da düzenli bir hizmetten evet. geçtiğini düşünmüyorum. Açıkçası hepsinin tabii, bildiğini yani, de düşünmüyorum. Kesinlikle öyle. İnformal de verilebiliyor. Hani, evet, ücretli tutulan kişiler olabiliyor. Ya da aile bireyleri verebiliyor. Ya da aile bireyleri içerisinde ama onların da bir şimdi organizasyonu gerekiyor. Bana bir soru geldi. Diyor ki psikologlar yüksek lisans yapıyorlar. İşte klinik psikoloji hasta bakabiliyorlar diyor. Gerontologlar da mesela sizden öyle bir danışmanlık hizmeti alınabiliyor mu resmi olarak? Yani bizim 70 yaşında dedemiz var, babamız var. Bir gerontoloğa diyoruz ki sağlıklı ama biz sizden danışmanlık hizmeti alacağız. Bu şekilde çalışma alanlarınız olabilir mi? Evet. Yani olabilir, şu an için yok ama zaten planlanan şeylerden biri de o.